Sabah kahvaltı dediğimizde ilk aklımıza ne geliyor? Zeytin peynir geliyor. Türk mutfağında eksik olmayan şeylerden bir tanesi bu. Bölgemiz zeytin ve zeytinyağıyla beraber çok meşhur olduğu için Ayvalık bölgesi, Körfez bölgesi bu konuda çok meşhur zeytinleri ve yağımız var. Sabah kahvaltı olmazsa olmaz. Bunun yanında işte peynirle beraber domatesli, salatalıktı, yumurtaydı, baldı, pekmezdi bunları da ilave edersek sağlıklı beslenme ve güzel bir kahvaltı. Kuşkusuz günün en önemli yemekleri sabah kahvaltımız. Güne başlarken ne kadar güzel bir kahvaltı yaparsak, ne kadar düzenli bir kahvaltı yaparsak haliyle günümüzde aktif olarak güne başlayabiliyoruz. Bunu da kalkıp alışveriş yapmak için de bildiğimiz yerlerden alınması, merdiven altında üretim çok olduğundan dolayı insanlara şunu öneriyoruz. Mutlaka bildiğiniz esnaftan alışveriş yapmanı. Kolay gelsin. Hoş geldiniz Alp Bey. Hoş gördük efendim. Çocuklarla okulda kahvaltı yapacağız. Kahvaltı için de biraz zeytinden peynire ihtiyacımız var. Zeytin peynir dediğimizde ilk aklımıza gelen mağazalardan Sarıbaş. Sarıbaş'ı niye geliyorum ben? Çünkü nerede üretildiğini, neler yapıldığını, nasıl yapıldığını bildiğim için hijyenik bir ortamda, denetlenmiş bir şekilde yıllardır deneyim kazanmış bir şirketsiniz. Şimdi yapılacak kahvaltıda önereceğimiz peynirler, ne türü peynirimiz var? Şimdi kahvaltı deyince zaten olmazsa olmazlarda kahvaltı mutlaka olmalı. Şimdi okullar açıldı. Çocuklarımızın, çok çocuğumuzun kahvaltı alışkanlığının olmadığını zannediyorum. Proje yürüttüğünüzü duydum. Çok sevindim. Bunda da bizim bir parça olursa katkımız ne mutlu bize. Şimdi bizim kahvaltı derken farklı peynirler var. Var. Burada mutlaka çocuklarımızın ya da büyüklerimizin. Ben peynir sevmem diyen kişinin bile buradan birçok damak tadına uyup peynirli ve hani buldum deyip gittiğini gördüm. Zeytin yemeyen çocuğumuz, zeytinyağı. Zeytinyağı yemeğin içinde ama onun çiğin de tadını alması. Bunlar çok önemli. Bunları kazandırmak çok güzel. Evet. Biz şimdi kalkıp çocuklarla beraber kahvaltınınla beraber farklı ekmekler, işte farklı ürünler var burada. Bunları çocuklara tanıtmak, tattırmak istiyoruz. Beraber bir gezmeye gideceğiz. Zeytin nasıl üretiliyor? Ağaçtan toplamasından tutup fabrikaya gidip fabrikada bunun ezmesini, sıkmasını, harika, sonrasındaki halini işte işlem gördükten sonra masamıza gelen edecek şekilde neler yapılıyor, hangi evden geçtiğini göreceğiz. Bütün ürünler kendi imalatımız hepsi. Yöresel lezzetler, lezzetlerimiz, yöresel tatlar. Burada gördüğümüz gibi ve çeşitlerimiz orada. Çeşitli yelpazemiz çok fazla. Bunun yanında markası tescilli zeytinyağımız. Kendi üretimimizdir. Zeytinimiz. Bumeran'ın. Kerenköy, Gömeç, Ayvalık, buraların zeytini. Altın madalyalı ödülü zeytinyağımızın. Yani zeytinyağının üzerinde ne yazıyorsa içinde o var. Peynirlerimiz tulum peynirleri. 5 çeşit tulum peynirimiz var. Beyaz peynirlerimiz yine 5 çeşit beyaz peynirimiz var. Kellelerimiz var. İnek sepet, koyun sepet peyniri. Keçi kellemiz var. Keçi top peynirlerimiz var. Tatlı dörümüz var. Ne kadar? Bütün bu peynirlerimiz Buraniye ilçesine ve diğer ilçelerin doğal sütlerinden üretiliyor. Gıda mühendisinin kontrolünde, hijyen bir şekilde halkımıza sunuluyor. Sabah kahvaltıda sağlıklı beslenme dediğimizde yumurta, sucuk, tereyağı, yoğurt, bu tarz şeyler. Yumurtamızda gezen tavuk yumurtası. Balımız Artvin'den geliyor. En iyilerini, en kalitelerini getirdik. Yoğurdumuz zaten kendi üretimimiz. Katkı ve koruyucu yok içerisinde. O zaman yumurta artı sucuk birleştirerek sabah kahvaltıda sucuklu yumurta yiyebiliriz. Evet, harika olur. Bunun yanında zeytinyağımız da var, tereyağımız da var. Zeytinyağı, tereyağı. Tereyağımız zaten o da kendi üretimimiz. Tuzlu ve tuzsuz olarak iki çeşidimiz var. En çok beğenilen peynirlerimiz, mevsim peynirimiz çok beğenildi Ayvalık'ta. İçerisinde koyun sütü, keçi sütü ve inek sütü. Mevsimde toplanan sütlerden yapılan peynirimiz. Bunun tulum peyniri de var.
Her mevsime olarak farklı sütler mi? Tabii şimdi mesela koyun sütünün zamanı değil. Bizim mesela koyun yoğurdumuz, Ocak ayında gene başlarız koyun yoğurdumuza. Ama şu dönemde mandaya dönüştük. O da çok beğenildi. Şimdi manda sütüyle yapıyoruz koyun yoğurdumuz. Koyun sütümüz kalmadığı için. Ama Ocak ayında gene koyun yoğurdumuzla sizlere sunacağız. Bir de Ayvalık'a has bir farklı peynirimiz var. Sadece buraya yapılan bir peynir. Ha, kelle peynirimiz. Kelle peynirimiz. Evet, koyun kelle peynirimiz. Çok güzel peynirdir. O tadına bakın, ne kadar anlatsam anlatmakla olmuyor, mutlaka tadılmak mutlaka gerekiyor. Tadına bakmanız gerekiyor. Anlatmakla olmuyor, tatmak gerekiyor çörek otu peyniri. Bunu kalkıp da demin arkadaşlarım bahsettiği gibi yani bazı takım şeyleri ne kadar izlesek de anlatamıyor. Yani buraya gelip bunu tatman gerekiyor. Tadınca da tabii ki damak zevkine hitap edecek. 30'dan fazla burada peynir var. Artı mevsimine göre yani süt olduğu keçi ve koyun sütünün olduğu zamanlarda peynir çeşitleri de değişiyor. Lezzetler de tabii ki değişiyor. O yüzden buraya geldiğimizde bunları önce bir tadalım. Damak zevkimize göre alışverişimizi yapalım. Olmazsa olmaz Türk mutfağında sabah kahvaltısında zeytin. Ben şimdi Sarıbaş'tan bahsettim, zeytinden bahsettim. Çocuklar haftaya biz bunu kalkıp kahvaltı halinde sadece anlatmayacağız, tadacağız. Size de aynı bu lezzetleri tattıracağım. Nefis. Sabah kahvaltısında bizim bildiğimiz lor peyniri lezzet açısından baktığımızda mutlaka böyle böreklerde kullanıyoruz, poğaçalarda kullanıyoruz. Bunu kaymak tadında bir lor peyniri var burada. Bizim bildiğimiz lor peynirine hiçbir alakası yok. Çok farklı bir lezzet. Bunun üzerine biraz bal gezdirildiğinde, biraz reçel gezdirildiğinde çocuklara rahatlıkla yedirebileceğimiz peynirlerden bir tanesi. Kahvaltıda tatlı yemeğin demiyoruz. Gün içinde tatlı yemeğin demiyoruz. Tam tersi, yenilsin bilinçli bir şekilde. Böyle çikolatalı, gofretli bunlar kalkıp da kahvaltıda verilmesin. Onun yerine tatlıyla beraber lor peyniri ve hatta farklı peynirler var. Onlarınla beraber tüketilirse hem günümüze sağlıklı beslenmeyle beraber başlamış olacağız. Alışveriş yaptınız. Ne aldınız? Lor ve yoğurt. Neden yoğurt tercih ettiniz? Biz Dikil'den geliyoruz. Birkaç defa yoğurt almıştım. Çok hoşuma gitti. Hatta arkadaşlara söyledim. Bugün gene bir grup olarak geldik. Onlar da yoğurttan alacaklar. Tabii alırken zeytinler de çok güzel. Onlardan da almıştık. Bugün de loru tattım. Çok hoşuma gitti. Farkı ne işte normal bildiğimiz lor arasında? Hani hoşunuza gelen tarafı neydi? Önce tadı, görünümü, bilmiyorum ekşi değil, acı değil, tuzlu değil. Yani benim damak tadıma uygun. Bizim yağımızın en büyük özelliği işte erken hasat zeytinyağıdır. Soğuk sıkılmış da erken hasattır, sızma zeytinyağımız da erken hasattır. 7 dizyem yağdır, soğuk sıkılmış 5 dizyemdir. Sabah erkenden kalkıp annelere bazı şeyler zor geliyor. Çocuklara kahvaltı yaptırması. Özellikle mesela sabahleyin kalkıp çocukla birlikte kahvaltı yapıp onu okula göndermek çok güzel bir şey. Evimizde her şey var her zaman yani ama bunu yapabilmemiz çok önemli. Çocuğumuzun eline 5 lira verip de hadi çocuğum git kantinden bir tost al diyerek sağlıklı beslenmiyorlar. Bunlara önem vermeliyiz özellikle. Çocuğu sadece okula göndermek değil. Yok, evet, okula göndermek değil. Yani amacımız bazı şeyleri de öğretmemiz gerekiyor. Anneler, babalar bunları bilinçli olarak yapması gerekiyor. Sizce kahvaltı önemli mi? Tabii ki de. Kahvaltıda fındık, fıstık gibi ürünlerin yenilmesi sağlık açısından. Burada bir iki cümle söyler misiniz bize? Tabii ki önemli. Çünkü enerji vermesini sağlar, güne daha enerji başlaması sağlar. Ayrıca fındık, fıstık gibi ceviz gibi kavrulmamış çiğ yenmesi, yani fındığın çerez olarak değil de kavrulmamış hali tüketilmesi, bademin kavrulmamış hali tüketilmesi yararlı yağ asitleri açısından daha faydalı. Çocukların zeka gelişimi ve vücut gelişimi, kendi gelişimi açısından büyüklerin de sağlıklı beslenmelerken mutlaka yenilmesi gereken, kahvaltıda bulunmamız gereken az da olsa ceviz, badem, fındık gibi ürünlerini de kahvaltıda tüketmemiz gerekiyor. Çünkü bundaki bu olan yağ hiçbir yerde yok. Beyefendinin tarif ettiği gibi de maalesef biz alışkanlık halinde olmadığı için çocuklarımız da bunları kahvaltıda yemiyorlar. Okula giderken de bunları annemiz bize çantamızda, beslenme çantasında koyarsa hem bunun vitaminle faydalanmış olacağız, hem de bunun yağına faydalanmış olacağız. Yaz aylarında
haliyle bol bol sebze, meyve mevcuttur. Ama kış aylarında bunları bulamıyoruz. Özellikle dediğim gibi bildiğimiz yerde kurutulmuş bir sürü meyve var. İncirdi, üzümdü, efendim kayısıydı. Buna benzer envai çeşit ürünler var. Kış aylarında ilaçlanmamış bu tarz ürünleri de besleme çantamızda bulundurursak çocuğumuza okulların dışında şekerler alacağı yerde, işte şekerli içecekler alacağı, cips gibi şeyler tüketeceği yerde sağlıklı beslenmesine faydalı olacak. Ve bizim de derdimiz bildiğimiz yerde alışveriş yapıp çocuklar bilinçli alışveriş yapsın, sonra sağlıklı beslensin. Sabah kahvaltıda olmazsa olmaz meyvelerimiz. Çocuklar okula giderken mutlaka bunun bir elma, bir armut, muz gibi. Şimdi mevsimi portakal, mandalin, nar gibi bir sürü meyveler var. Her mevsime kendisine ait olan güzel meyvelerimiz, sebzelerimiz var. Biz de özellikle çocuklara şöyle bir tane armut vermesi ya da bir tane elma çantasında bulunması haftanın 5 gününde 5 tane elma yapar. Bunu karıştırarak farklı lezzetler olsun diyerekten farklı meyveler koyulursa çocuklarımız hem sağlıklı beslenmiş olacak hem vitamin almış olacaklar. Bu da artık çocuklarımızın sağlıklı kahvaltısında olmazsa olmaz. İsmini başlar mısın? Meryem ismi. Meryem'ciğim, sabah kahvaltılarda simitli, börekli, poğaçaydı bu tarz şeyleri önemsiyor musun? Evet, yiyorum. Yani evde kahvaltı yapamıyorum, fırsatım olmuyor. O yüzden böyle şeyler yiyorum. Okul zamanında kahvaltı yapıyor muydun? Yani annem hazırlıyordu, yapmaya çalışıyordum. Çok hızlı yapmaya çalışıyordum ama yine bir şeyler yiyince çalışıyordum. Hani kahvaltı yapmadan çıkmayayım diye. Fırından taze taze alıyoruz, sıcak sıcak bunu yiyoruz. Muhteşem bir lezzeti var. Tabii burada yeni yapılan ekmekler, işte tam buğday gibi, çavdar ekmeği gibi birçok yeni yapılan ekmeklerimiz de var. Biz bunları kalkıp Ateksan fırınına gezi yemeye gittiğimizde göreceğiz. Hem ustaların burada yapmış olduğu sistemden ziyade orada binlerce ekmek yapılıyor. Nasıl yapıldığını göreceğiz. Orada size gıda mühendisi arkadaşlarımızla beraber orayı gösterecekler size. Bizim Türk mutfağında olmazsa olmazımız böreklerimiz. Maalesef eskisi gibi annemizin yapmış olduğu zamanındaki börekler yapılmıyor. Ev hanımları çocuklarımız için zaman ayırabilir. Bu tarz şeyleri yapmak için de erken kalkmak gerekiyor. Halbuki bizim kendi mutfağımıza ait olan nefis böreklerimiz, poğaçalarımız var. Şimdi hazıra kaçıyoruz. Hazır hamburger, pizzalar gibi yemeklere kaçıyoruz. Ben bunların yenilmesini demiyorum. Hamburger de yesinler, pizza da yesinler ama her gün olmasın. Sağlıklı beslenme derken özellikle bizim kendi kültürümüze ait olan çok güzel yemeklerimizi değerlendirmek varken çocuklarımıza lütfen sağlıklı beslenmesi için biraz zaman ayırır. Sevgili gençler, çocuklar ve öğrencilerimiz, sabahları kahvaltı etmeden evden dışarı çıkmayın, okula hiç gitmeyin. Atasözleri bunlar için en güzel şeylerdendir. Ne demiş büyüklerimiz? Boş mideyle boş kafa aynı değerdir. Bu yüzden okula giderken ilk önce midenizi doldurun, sonra kafanızı öğretmenleriniz zaten size Atatürkçü düşünce, ilke, davranış, hal hareket ve bütün öğrencilere alabileceği eğitimi, öğretimi verecekler. Ama sakın boş kafayla ve boş mideyle okula gitmeyin. Sabahları sağlıklı beslemek için biraz peynir, biraz zeytin, annemizin zamanında bize yapmış olduğu bir sürü çorbalar var. Bunlar maalesef sabahları artık yenilmez hale geldi. Biz kolaydı, cipsi, işte bu tarz şeylerle beraber günümüze başlıyoruz. Çok sağlıksız olduğunu bilmemize rağmen, obeziteye şikayet etmemize rağmen buz bunları tüketiyoruz. Halbuki sağlıklı beslenme, güzel mutfaklarımızın yemekleri var. Bunları tüketerek güne başlasak, onlarla beraber bütün günümüz enerji dolu şekilde çalışırız. Çocuklar lütfen bunlara ileride okulda bunun eğitimlerini yapacağız. Haftaya kahvaltıda görüşeceğiz. Gördüğünüz gibi kahvaltıda bir çorba bile çok güzel bir şey. Özellikle kış aylarında. Buna dikkat edelim. Teşekkürler.